Arşiv unutmadı. 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a ihanet ettik demişti. Başka örnekler de var. Bu şehre bu ülke bu millete eser verene, hizmet edene ne mutlu. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Cumhurbaşkanı yine Bay Kemal diyerek başladı cümleye İstanbul'un simge mekanlarından İBB'nin restore ettiği tarihi yere batan sarnıcının açılış törenine katılacak olan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ihanet suçlaması yöneltti. İstanbul ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir. Erdoğan kendiyle çelişti. Çünkü çok değil bundan 5 yıl önce İstanbul'a biz ihanet ettik diyen de kendisiydi. İstanbul kendine hizmet edenleri baş tacı yapmayı bildiği gibi ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. Tercümanı Fatima Gülhan Kavakçı'nın kendisine hanım kızımız diyen CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Erdoğan'ın alandaki kadınlara hanım kardeşlerim diyerek seslenmesi de dikkat çekti. Şu anda karşımda hanım kardeşlerimi görüyorum. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkarak bu kutlu yürüyüşü menziline ulaştıracağız. Erdoğan'ın arşivdeki Erdoğan'la ters düştüğü bir başka konuda sosyal medyada çok ilgi çekti. 2019 yılında gençlerle buluşmasında bir KYK borçlusunun sorusuna Bakın nasıl cevap vermişti. KYK borçlarının affı veya herhangi bir indirimi var mı? Eğer Bay, Bay Kemal gibi cevap verirsek sildim gittim der. Erdoğan gibi cevap verirsem ben 82 milyonun Burada hakkının olduğu bir parayı korumak uğruna bunu vermem lazım. Ama 3 yıl sonra Erdoğan tam tersini yaptı. Bay Kemal gibi KYK borcunun faizlerini bir imzada sildi. Bir önceki işgana Erdoğan bir kez daha sabır istedi. Vatandaşlardan sabır istedi. Krize karşı sabır istedi. Artan fiyatların, bu fiyatlardaki dengesizliğin yavaş yavaş ortadan kalktığını söyledi. Bu sözlerine muhalefetin tepkisi var. Milletimizin geleceğine balta vuran bu gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız. Milletimden biraz daha sabır ve verdiğimiz mücadeleye daha güçlü destek bekliyorum. Erdoğan ekonomik krizi gözü doymazlara bağladı, vatandaştan yine sabır istedi. Dengesiz fiyatlamaların durulmaya başladığını söyledi. Bir kısmı piyasalardaki tedirginlikten, bir kısmı da fırsatçılıktan kaynaklanan dengesiz fiyatlamalar yavaş yavaş durulmaya, yerli yerine oturmaya başladı. Hiç dolarımız olmayacak. Bir kez daha uyarıyoruz. Hurafelerden, yamadan medet ummayı bırakın. Çanlar Türkiye ekonomisi için çalıyor. Erdoğan artan enflasyonun sebebi için her fırsatta küresel dese de Deva Partisi lideri Babacan, Erdoğan'ın aksine 2003'te çıkan Irak Savaşı sırasında bile enflasyonu düşürdüklerini anlattı. 2003 yılında Irak'ta savaş çıktı Irak'ta. 2003'te. Bizim ekonomimiz de etkiledi o zaman. Ama biz o yıl enflasyonu %29'dan %18'e indirdik. Enflasyon %19'dan %80'e dayanmış. Ekonomide dolarizasyon almış başını gitmiş. lirayı pul, doları baş tacı etmişler. Hala övmeye devam ediyorlar. Ne olup bittiğinin farkında bile değiller. İşçi, memur, emeklinin maaşlarına yapılan artış neredeyse erime noktasına gelse de Erdoğan'a göre insanların omuzlarına binen hayat pahalılığı yükü azaldı. Ancak ne sokak ne de muhalefet öyle düşünüyor. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her kesimin gelirlerinde yaptığımız artışlarla insanımızın omuzlarına binen hayat pahalılığı yükünü azaltıyoruz. Erdoğan millete yaşattığı bu zulmün sorumluluğundan Behlül kaçar diyerek aşkı memnunun Behlül'ü gibi kaçabileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Milletimiz kendisine yaşatılan kışı geçirir ama yediği ayazı da asla unutmaz. Sandık önüne geldiğinde de gereğini yapar. İki değerli konuğum olacak, Halk TV.com.tr yazarı Sayın Barış Soydan ve Sodev Başkanı Sayın Ertan Aksoy. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Hoş bulduk. Sayın Erdoğan. Şimdi genel siyaseti konuşacağız ama şöyle başlayalım. Ee, bazı yorumlar yapıldı, yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'deyken ya da Cuma namazı e, sonrasında Eyüp Sultan'dayken meydanların o eskisi gibi e, dolu olmadığı, tam olarak dolmadığı yönünde yorumlar yapılıyor. E, ama önemli bir tweet var çünkü AKP yakınlığıyla bilinen bir isim, yeni akit yazarı e, Sayın Abdurrahman Dilipak bir tweet attı. O tweet'i bir ekranlara getirebilirsek şöyle dedi. AK Parti'de ne oluyor? 15 Temmuz'da Fatih'te, bugün yani dün Cuma çıkışı Eyüp Sultan'da, Cami çıkışı meydanda bir avuç insan ne oluyor? Bu alanlara bir anlam veren var mı dedi Sayın Dilipak dünkü e, tweetimde paylaşımda. Ertan Bey sizinle başlayalım isterseniz. Siz bir anlam verebiliyor musunuz? Geçmişle bugün kıyaslandığında ciddi bir anlamda meydanları doldurma anlamında bir boşluk, bir kayıp var mı? Bunun nedeni nedir? Aslında anlam vermekte zorlandığım bölüm bu şaşıranların tutumuna anlam vermekte zorlanıyorum. Açıkçası çok uzun süredir ülkenin içinde bulunduğu durum son derece açık. Seçmenin yaşamış olduğu ekonomik zorluk e, toplumsal yapıdaki bozulma, birçok e, olumsuzluk e, toplumun önünde almayan açık yaşanıyor. Ama e, anlaşılan o ki e, bu iktidar e, destekçileri bizim düşündüğümüzün ötesinde bir ters gerçeklikte yaşıyorlar veya e, toplumu ikna etmek için anlatmış olduklarına anlaşılan o ki kendileri de ikna olmuş ki bu gördükleri karşısında şaşırıyorlar. E, aslında e, çok daha önceden bu desteğin, toplumsal desteğin iktidarın arkasından çekildiğine dair güçlü emareler karşımızdaydı. 2018 yılında görünürlüğü artmış ve bugüne kadar da dozu düşmediği gibi artık eskiden yıllık sonra altı aylık şimdi aylık ve neredeyse artık haftalık boyutta bir satın alma gücünü kaybeden bir toplum var karşımızda. Barış Bey bunu çok daha iyi anlatacaktır, daha zenginleştirecektir. Bu, bu durum karşısında seçmenin desteğini de bu kadar görünür şekilde çekmesi çok anlaşılır. Öte yandan e, bence bu anlatımda eksik kalan bir taraf var. Bugün seçmen iktidara desteğini çekerken muhalefete desteğini ise bir o kadar artırıyor. Malumunuz yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir'de bir e, mitingi var. Ben bu miting için çalışan birçok siyasiyle görüşme yaptım. Ve hepsinin e, ortaklaştığı bir alan var. Bugüne kadar yürüttükleri en rahat seçim çalışma e, meeting çalışmalarından bir tanesi olduğunu ifade ediyorlar. En ufak bir e, olumsuz tepkiyle karşılaşmadıkları gibi daha profil olarak e, iktidara oy vermeye yakın olduğu düşünülebilecek seçmen gruplarının da e, anlamlı bir ilgisiyle karşılaştıklarını anlatıyorlar. Hepsi çok motive, hepsi çok mutlu. E, yarınki mitinge çok e, bir o kadar e, umutla hazırlanıyorlar. Yani buradaki e, evre şöyle. Yani ilk seçmen e, iktidardan desteğini çekmeye başladı ama e, geldiği yer itibariyle artık muhalefete de e, yüzünü çevirmeye başlamış durumda. Daha anlamlı vaziyette. Bunu kamu yoklamaları da bize gösteriyor. E, ve bunun gibi başka parametrelerde bize tekrar tekrar gösteriyor açıkçası. Peki. Barış Bey e, şimdi biliyoruz ki sizin geçtiğimiz hafta içinde bir köşeniz oldu. E, AKP'nin içinden de farklı hem itiraf niteliğinde hem de suçlayıcı yani kendi içinde suçlayıcı açıklamalar yapılıyor. Bunu soracağım ama öncesinde sizin de fikrinizi almak isterim. Meydanlar ekonomik krizin gölgesinde mi kalıyor ve belirleyici mi olacak bu kriz meydanlardaki kalabalıklar üzerinde? Evet öyle gözüküyor. Aslında yani çok klasik biliyorsunuz eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Süleyman Demirel'in ünlü sözü evet. boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur. Türkiye'de olan şu anda bence son derece net bir şekilde bu. Yani enflasyon, resmi enflasyon 80 ne dayandı? %80'e dayandı. Gerçek enflasyon %170'in üzerinde olduğunu söylüyor ENAK, bağımsız iktisatçıların oluşturduğu araştırma grubu. Üfe'yi dikkate alsak, yani bu üretici fiyatlarına baktığımızda %138, yani aslında %150 civarında gerçek, reel enflasyon var. Zaten dar gelirlerin ana tüketim ürünleri işte gıdada ve diğer şeylerde ne kadar yüksek olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda gerçekten çok ciddi bir geçim darlığı problemi var. Yani enflasyon sahiden de mutfaklara ateş düşürmüş durumda evlere ateş düşürmüş durumda tencereler boş halkın gelir seviyesi eriyor yani güneş görmüş kardan adam gibi gün be gün eriyor ve bunu insanlar yani her an, her saniye hissediyorlar. Yani her çarşıya gidişlerinde, her markete gidişlerinde, her mutfağa bir şey almak için ya e, sipariş verdiklerinde ya aile üyelerine ya da kendileri direkt gittiklerinde gözle görülür Türkiye'de çok ciddi bir yoksullaşma var. Yani bu şu an aslında hayatın temel gerçeği. Zaten daha önce de biz biliyorduk anketlerde halka sorulduğunda en büyük